Merhabalar, ben Berke Yüksel. YKS 2020 senesinde Türkiye TM'den 1924'üncüsü oldum. Şu an Galatasaray Üniversitesi Siyaset Biliminde okuyorum. Hazırlık öğrencisiyim. İzmir sınava 10. sınıfın 2. döneminde başladım. Annemlerle birlikte dershane arıyorduk ve ben çok aslında taraftar değildim ama işte arkadaşlarım da olunca ve hocaların, İzmir sınavının hocalarının ne kadar iyi olduğunu duyunca arkadaşlarım tarafından dedim bir başlayayım ve açıkçası YKS'de çok fazla katkısı olduğunu düşünüyorum. 10. sınıfta başlamanın özellikle. Çünkü TM'cilerin çoğu fen çözemez diye bir algı vardır ve doğrudur, zorlanırız. Ama 10. sınıfta başlamamın en büyük katkılarından biri ben TYT Fen'de iyi bir net yaptım kendime göre ve kendim bildiğim bileli 10. sınıftan beri hep iyi yapıyordum fende. Bunda İzmir sınavın fen öğretmenlerinin çapraz derslerinin katkısı olduğunu düşünüyorum. Ben kendimi nitelendirirken çok ortaokuldan beri diyeyim çok başarılı bir öğrenci olarak görmezdim açıkçası. Çok çalışkan biri de değildim. Lakin 11. sınıfta 11. sınıfa başlarken bu kendi okulumla birlikte ve İzmir sınavla birlikte yani çözdüğüm testlerin, ek kaynakların, denemelerin, ben çok deneme çözen biriydim. Yani haftada rekorum vardır. 5 deneme çözdüğüm oldu tabii. İzmir sınav TYT, AYT yapıyordu. Öğretmenlerle birlikte sürekli kontrol ediyorduk bunları. 11'de benim açıkçası dönüm noktam oldu diyebilirim yani. Bu 11. sınıfa geçerken bir dönüşüm, bir beklerken, bir değişiklik beklerken akademik YKS açısından bu dershaneyle bile, İzmir sınavla birlikte bu denemelerin ve kaynakların önemini fark ettim. Ve bir şeyler başarmam gerektiğini fark ettim. İzmir sınavın matematik hocaları özellikle onlar tarafından çok fazla gaza getirildiğimi düşünüyorum. Matematik hocalarım sayesinde matematiğe olan sevgimi keşfettim. Matematik netlerim de arttıkça daha iyi sıralamalar getirdiğimi fark ettim ulusal sınavlarda. O benim için bir dönüm noktası. Özellikle İzmir sınavın sınavlarında birçok sınıflandırma oluyordu sınıf içinde. Şehir bazında, genel bazda ve her sınavdan sınava kendimin seviyemi arttırdığımı mı düşürdüğümü görebiliyordum ve açıkçası bu beni gaza getiriyordu doğal olarak. Kendi sınıfımda da arkadaşlarımla küçük rekabetlerimiz oluyordu ve açıkçası bunlar uzun vadede çok işe gelen şeyler. Bu İzmir sınavda girdiğim sınavlarla birlikte gördüğüm Türkiye genelinde en önemlisi, Türkiye genelinde sıralama. Bu ne anlama geliyor? Aslında önemli bir rakibinle yani hangi durumda olduğunu gösteriyor. Ulusal bir sistem olduğu için yani her yerden giren diyelim atıyorum 100 bin kişiden kaçıncı olduğunu görmen her hafta değişmesiyle birlikte çok önem arz ediyor kesinlikle. Özellikle bu giren kişiler de çalışkan yani rakip diyebileceğimiz kişiler olduğu için kendi sıralamını görmek orada ya düşüp ya da arttığını görmek sana çalışma açısından neyi daha fazla yapabileceğini, neyi yapmayacağını gösteriyor. Her denemeden sonra bir tane kağıt veriyordu bize rehberlik öğretmenlerimiz. Onlarda konu konu soru adediyle birlikte neyde eksiğin var? Atıyorum X konusundan yaptığın yanlışı oransı olarak veriyordu orada ve rehberlik öğretmenleriyle, branş öğretmenleriyle birlikte sorulara özellikle bakıyordun. Rehberlik öğretmenleri netin düşmüş, şunu şunu yapalım, çok iyi gidiyorsun, böyle devam et gibi yardımları, tavsiyeleri oluyordu. 2,5 sene boyunca İzmir sınavda devam ettiğim için bir sürü hoca gördüğümü söyleyebilirim. Ve dönem dönem farklı hocaların etkisine girdim kesinlikle. Ama en çok etkileyen o matematik sevdamın oluşmasında matematik öğretmenimdir. Çok ileri şeyler yapıyorduk derslerde, ileri seviye sorular.
Ve benim bu başarımı elde etmemde en büyük faktör odur. Ben zaten küçük bir okuldan geliyorum. Galatasaray Üniversitesi de çok küçük olmasıyla anılır. Açıkçası Türkiye'nin tek Frankofon üniversitesinde olmak çok mutlu edici bir duygu. Çok insanı gururlandırıyor. Hedef olarak başlarda ben Boğaziçi Üniversitesi'ni hedefliyordum. Yani Türkiye'nin gözde üniversitelerinden. Puanımla birlikte, puanım neticesiyle Galatasaray Üniversitesi'ni tercih ettim. Bu tercihte öğretmenlerimin, rehberlik öğretmenlerimin çok etkisi var. İzmir Sınav rehberlik öğretmenlerimin katkılarıyla bu tercihte bulundum ve cidden çok, yani geriye bakınca, geriye dönünce hocalarım sayesinde çok mutluyum. Ben kazandım, siz de İzmir Sınav'da kazanabilirsiniz.